Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Ömrümüz bereketli olsun inşallah. Allah hayırlı istifadeyi nasip etsin. Amin. İlginç bir yer. İkisi de dursun. Biraz şey olduğumuz için. 26. lema 231 sayfa 8. rica. İlginç bir yer. Herkesi alakadar eden bir mevzu. Yaşlısını, gencini, küçüğünü, büyüğünü, sağlıklı olanı, hastağı olanı, herkesi alakadar eden ömür ve ölüm. Ölüm en büyük mesele. Benim fıtratımda korkutmak yok. Ben böyle inandığım için böyle konuşuyorum. Ama gerçek bir hakikat var ki o da çözülmesi lazım. O da ölüm. Madem hayatın ucunda gözüküyor, kaçış yok. İzah edilmeli. Yoksa yaşantı yok. Ölüm anlamlandırılmalı. Yoksa huzur yok. Ölüm idrak edilmeli. Yoksa hayatta denge yok. Hayatı, unutmayın şu cümleyi, anlamlandıran, manalandıran ölümün varlığıdır. Ölüm denen bir hakikat yoksa hayat manasızdır ve anlamsızdır. Hayatı anlamlandıran, manalandıran, hakikatını bize aralayan ölümün varlığıdır. Ölümü kaldırın hayale, ölümün olmadığını hayal edin, hayat hayat değildir. Zira ölüm var olduğu halde, sen de ben de, piyasa insanı da dahil, bugün yaşadığının farkında bile değil. Ne olur bunu ezber söylemiyorum, bir daha söylüyorum. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Hariç duyuluyor, harici görüyoruz, harici düşünüyoruz. Bak dikkat et, ben hiç hep hariçteyim. Size hitap ediyorum. Onu duyuyor. Onu seyrediyor. Onu düşünüyor. Kendimle meşgul değilim. Yabancı olmuşuz. Sekizinci rica. İlk önce bir düz okuyacağım. Çünkü izaha gerekmeyen yer var. Sonra ölümle beraber konuşacağız. Ölümü beraber konuşacağız. Gençler, benimle alakalı yoktur demeyin. Bu elimle bir defa allama nasip olmayan düşük bile gömmüşüm. Bir defa allama bile olmamış. Bir yaşından 108'i gömdüm en fazla. 108 yaşında birisini gömdüm. Hiç allamayan da 108. Onun için öyle ders dinleyelim. Benimle alakası yok deme. İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar sizde alakası yok. Beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu, gençlik derin bir uyku, daha ziyade kalınlaştıran harbi umumimin dağ dağları, yani siyasi boğuşmalar, gençliği unutturan, gençlik derin uykudur, daha ziyade kalınlaştıran siyasi boğuşmalar ve esaretimin keşmekeşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit emniyetli bir şan ve şeref vaziyeti, hatta halifeden
Şeyhülislam'dan, başkumandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle, gençlik sarhoşluğun ve o vaziyetin verdiği haleti ruhiye, gençlik sarhoşluktur. Gençlik uykudur. Derin bir uyku. Herkes mi? İstisnalar var. Kim abi? O da sen. Yani istisna var. Yani gençliğini suistimal etmeyenler bunu fark etmişler. Bak Emniyet-i Şan-ı Şeref vaziyeti hatta halifeden Şeyhülislam'dan başkumandan tut ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmış ki adeta dünyayı daimi kendimi de layımutane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyordum. Gençliğin iki sıfatı var. Bir derin uyku, bir de sarhoşluk. Ne yapıyor? Dünyayı yapıştırıyor. Sabit zannettiriyor. Arkadaşlar nasıl düşünüyorsanız o tür halettesiniz hepimiz yani. Düşünceler haletimizi oluşturuyor. Şimdi gençliğin böyle bir haleti var. İşte dedim ki neyi düşünüyorsanız bak bir daha söylüyorum psikolojinin temeli osunuz. Allah Allah osunuz. Akıl jeneratör gibidir. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden, beş duygudan ne içeriye sokuyoruz? Bu klinik konuşması değil ha. Bunu doktordan da bulamazsınız. İnanın onlara da anlatıyorum. Kıymetini bilin diye anlatıyorum. Neyi anlatıyorum? Beş duyguyla gelen her şey, gözle gelen, renk ve şekil, kulakla gelen ses, burun, dil ve dokunma. Yani dokunma yaşadığın hayat. İçeriye alınan her şey ama her şey enerjiye dönüşüyor. Bu fiziksel özelliği. Dindeki adı hissiyattır. Duygular akıl jeneratörüne makine düşünün benzin gibi. Pervane ile döner, suyla döner, rüzgarla döner, mazotla yanar vesaire. Ama akıl bir jeneratördür unutmayın. Neyle döndürürsen dönder. Gözle döner o malzemeyle, kulakla döner. Aklın imal ettiği şeye his denir. O his de senin latifeni oluşturur. Dünyan o. Dünyanız odur. Düşündüğünüz şey. Düşündüğünüz şey neyse o anda o sizsiniz. İyi olmak istiyorum. O zaman iyi düşüneceksin. Abi nasıl iyi düşüneceğim? Her taraf acayip. İyi düşünmen için 3 tane yolumuz vardı, yöntemimiz. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Çok kolay. Şu anda yanlış düşünme şansın yok. Buradasın. Ve doğru düşündüğün için kendini kötü hissetme şansın yok. İstesen de. Değirmen misalimi unutmayın. Hatırlar mısınız değirmen? Değirmen. Taş var değil mi? Değirmeni bilmeyen var mı? Ama ben göstereyim. Yeni nesil bilmez belki. Şu sabit bir taş. Üzerinde bir taş da var. Gar 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 gar. Peki buğdayı ve taneyi veya mısır atarsan gır 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 değil mi? Taş taşı yemez. Boş olunca taş taşı yer. Hele bir taş atarsan değirmen kırılır. Kar kor gar gor gar gor gar gor değil mi? Bilirsiniz. Ha, değirmenin şu taşından maksat bir tanesi hayaldir, tahayyüldür, bir tanesi tasavvurdur. Bu şekilde veciz bulamazsınız örneği. Değirmen taşın bir tanesi hayal, hayal merkezi, tahayyül. Ötekisi ise dönen tasavvur.
Kütüphane nedir? Bilgi, ilim, sohbet, bulunduğun ortam. Yani gözünde ne attın? Tane oldu. Kulağında ne attın? İçine tane oldu. Gar 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 gar. İşte insanın kafası değirmene benzer. Şimdi uygulayayım. Abi, buyur kardeşim. Abi kafamda sesler geliyor ya. Veya abi, birisi geçti abi, bana öyle geliyor ya. Abi sesler duyuyor. Değirmen. Gar 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 gar. Tabii ki tane o. Tabii ki sesler gelecek. Ses gelmeyecek. Değirmen yemeyecek mi? Niçin ya? Mısır atsana kardeşim. Tane at. O zaman gır 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 gır. Hem de un, hem taş taşıyamaz, hem de onu elde edeceksin. Kafa böyle. Bu kafayı bir düşünün. İki tane taş değil. Ne olur 7 tane taş düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu böyle sabit. Bu böyle dönüyor. Gar gar üstte de gır gır gır. Bir bir bir. 7 tane taş düşünün. Tık tık tık. Vıt vıt vıt. Tamam. 7 tane taş düşünün. 7'si de boş. Ayva 7 dedi. Kaç tane ses gelir? Bak şimdi. Bir tane sabit. Tam 6 çeşit ses gelir. 7 tane taş, bir tane sabit. O he? Kafası taş gibi. Taş gibi. Arkadaşlar, işte en alttan değişik şekiller gelir. Aha oradan birisi geçiyordu ya. Hemen gidersiniz bir yere. Uyduruk, menfaatçı, menfaatsız, merhametsiz, şefkatsiz, acımasız, hodgam, hodendiş böyle zalimler var. Ölesiye sihir yapıldı canım sana. Sihir var. Zıkkımın kökü var. Niçin öyle diyor? Merhametsiz, zalim, hain. Bir de işini sorar. Ne iş yaparsınız? Kuyumcuyum. Oo! Tabii canım. Müthiş bir ölüsüne sihir yapıldı. Yapma ya hocam ya. Nasıl anladın? Baktım. Çok eski bir köprünün altından geçtim. Ulan İstanbul'da eski köprünün altına geçmediğimiz yer mi var? Böyle acayip yani. Garayip şeyle. Kardeşim ne cini ya? Cin ne kolunu sağlayıp gelebiliyor? O zaman ecdat niye savaş yaptı kardeşim? Niye Fatih Sultan Mehmet'ten surlar vesaire yaptılar ya? Cini göndersin bitirsin işi ya adamın kafasına. Gır 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 adam teslim olsun. Gır 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 adam kafama gır gır. Silah bile tutamaz gavur. Öyle değil mi? Kardeş akıllı ol. Ses ondan geliyor. 6 tane farklı ses. En aşağıdan ses şeyler. Aa orada birisi geçiyor. Ha, şimdi onu okuyoruz. 7 tane taş 6 tane oynuyor. Birisi böyle, bir tanesi böyle. Ötekisi de böyle. Yapamıyorum ama bir tanesi de böyle. Ötekisi de böyle. Yani hiçbir taş bir taşa benzemiyor. Birisi böyle, birisi böyle. Dönüyor böyle yuvarlak bir 7 tane çarp düşünün birbirine. Hepsine ayrı bir ses geliyor. Bu. Dane atacaksınız. Dane ne demek? Doğru, iyi bak göz. Yoksa kabat olur. İyi duy. Öyle demiyor mu? Kaçıncı sözde diyor bunu? Altı. Altı değil mi? İyi tat. İyi kokla. İyi yerde ol. Yani dokunma. Kafan iyi çalışır. Anladın? Lağımcılık yaparken üzerinde kusura bakma gül kokacak hali yok. Ektarcı dükkanda çıraksan üstün pis kokmaz. Ha, neredeyse o kokar. Hadi bakalım. Biraz yürüyelim. Ölüme gireceğiz. Ölüm o kadar güzel bir şey ki ölüm olmasa hayatın tadı olmaz. Çok güzel bir şey. İşte o zaman diyeceksin ola manyağı birisim ya. Herkes bizi korkutuyor. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. İmansızlıkla korkutan imansız olabilir ancak. Nedir o? O da şeytan. İman etmeyen imansızlıkla korkutuyor. Allah'ın cehenneminden korkmayan şeytan Allah'ın cehenneminden korkutuyor. Cehenneme gireceksin ha? Sana ne? Tamam, devamlı o. Doğru yerde olacağız. Ha peki nasıl giriyor biliyor musunuz o şeytan, o taş?
hayatınız disiplinli değilse, doğru dahi olsa şeytanın yoludur. Mesela misal, bugün 5'te kalktınız sabah, yarın 6'da, öbür gün 11'de, öteki gün 9'da, sonra 8'de. Ya günah değil kalkış saatinde. Ama hayatınız disiplinsizse, kuralınız yoksa şeytanın yolu budur. Hiç şansınız yoktur. Hayatınız disiplinli olacak. Kalktığınız, oturduğunuz saatler belli olacak. Şeytan zaten yanlışın kendisi. Şeytan doğru kuralsızların arasına gidiyor. Disiplinsiz bir hayattan çıkar. İşte o zaman da İstanbul'un Beyazıt Camii mübarekine Ramazan-ı Şerif'te İhlaslı Hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Mucizül Beyan, semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zâinkatul mevt fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Ne dedi Furkan? Değil mi? Ne dediniz? Evet, oradan bir tanesi söylesin, o arkadan. Küllü nefsin zâinkatul mevt. He abi. Canlı ölümü tadacaktır. Her nefis değil mi? Her ruh değil. Gidelim. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku sarhoşluk tabakalarını parça parça etti bu söz. Ayet. Küllü nefsin zâinkatul mevt sözü içime bir girdi. O gaflet vardı ya, sersemlik. Darmadağın etti. Madem ölüm var, kazandığından memnun, kaybettiğinde de mahzun olma. Eğer Allah için değilse bu işin. Çok acayip ya. Abi! Buyur kardeşim. Abi, çapadan çıkıyorum. Rapor elime verdiler. Geçen anlatmıştım. Kaç yaşındasın? Kayseri plakası. 38. Genç yaşta. Gençi var mı kardeş? Gençi yok. Ruhun yaşı yok. Ölen de ceset değil. Nefis. Okulun yaşı var, askerliğin yaşı var, ölümün yaşı yok. Herkes ölebilecek yaştadır. Ha? Yani bu böyle. Küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. Ruhlar ölmez kardeş. Çünkü ruh mahluk değil. Zaman ve mekan tesiri altında değil. Dünya cinsinden değildir. Bakalım ruh ne olacak? Allah Allah. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku sarhoşluk tabakalarını parça parça ettim. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş, Allah Allah, pusulasını şaşırmış bir gemi gibi kendimi gördüm. Yalan mı söylüyor? Tabii. Küllü nefsin zâikatul mevt. Duyduğum zaman ne olmuş? Bir de okuyayım. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş, pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar, dikkat et. Seninle alakası yok. Senin de yok. Senin de yok. Çoğu insan hep gençsiniz ya. Ha? Var değil mi? Var, sen de benim gibisin. Aynen saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar, dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazu etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor. Ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor.
Kendisi de Allah'a ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Size bir müjde söyleyeyim mi? Ölüm mahluktur, melektir, meleğin adıdır. Varlıktır, yuhi ve yumit. Bizi öldürecek, melek bile ölecek. Bizi öldüren Azrail aleyhisselam değil mi canımızı yapan? O da ölecek. Küllü şeyin halik ilavece 15. mektupta bütün her şey bittikten sonra haşire toplanıp hesap yapıldı bittikten sonra Allah her şeyi kendisinin dışında her şeyi bir anda diyor yok edecek. Yani öldürecek her şeyi tekrar diriltecek. Çünkü küllü şeyin halikün ilavece onun şumulüne hiç kimse dışında kalamaz. Ben de Azrail aleyhisselama diyorum ki bak Azrail aleyhisselam ve şu anda duyuyor mu sizce? Duyuyor. Siz de öyle değil. Bak tekrar edin. Azrail aleyhisselam. Sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Ona göre. Kazası olan gençler şöyle deyin. Ya Rabbi kazan bitene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazamdan hesap sorma. Amin. Ya. Elhamdülillah. Azrail aleyhisselamla aramız iyi. Şükürler olsun. Hiç. Namertim gelse şimdi yok dersek. Çünkü göreceksiniz ölüm harika bir mükemmel bir şey sistem ya. Hayatı anlamlandıran, için hakikati koyan bir şey. Kaldırırsanız ne hatununuzun, ne çoluk çocuğunuzun, ne hayatın, ne cennetin hiçbir anlamı yoktur. Ki Adem bunu bilmediği için cennette olduğunu bile bilemedi. Ölümü bilmediği için yani yaşamanın hayatı ne olduğunu bilemediği için cennette olduğu halde cenneti bile bilmiyordu. Bilseydi orada ölümsüzlük olduğunu bilecekti ve onu yani şeytan onu kandıramayacaktı. Eğer bunu yersen şöyle şöyle olur ve bu ne demektir? Cenneti cennet olduğunu bilmiyor. Yani buradan gözüken bilgiyle bilmiyor. Tabii ki bir şey biliyor tabii. Yani buradan gözüken cennet oradan gözükmüyor. Yani siz oradan bu tarafa bakıyorsunuz. Benim size baktığım gibi göremezsiniz siz. Ben başka görüyorum, siz başka görüyorsunuz. Ama aynı yerdeyiz. Vallahi, billahi, tallahi buna yemin ederim. Hayatı anlamlandıran ölümdür. Allah'ın ciddi bir esması, yuhyi ve yumit. Hayat kadar mahluktur ve ciddi bir hakikat. Öyle sahipsiz kalmışsınız da birisi kolunu sallaya sallaya gelmiş de gel lan buraya bıçakla gel lan demiyor. Öyle bir şey yok. Kaliteli yaşayan kaliteli tebdil olacak. Devam. İşte o beyaz kıllar ihtariyle vaziyet tavazu etti. Baktım. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Muhabbetiyle çok alakadar olduğum hayatı dünyeviye sönmeye başlıyor. Ha burayı okumuştuk. O da uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah ısmarladı deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Dünya. Kur'an-ı Mucizül Beyan. Küllü nefsin zâikatul mevst. Ayetinin külliyetinde nevi insan, nevi insanı bir nefistir. Dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir. Baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek. Ahirete dönüştürülecek. Dünya. Manası ayetin işaretine kalbi açılıyordu. Evet şimdi arkadaşlar mevzuya giriyoruz. Şimdiye kadar mukaddemeydi. İşte bu halette vaziyetime baktım ki medar-ı ezvak olan gençlik gidiyor. Medar-ı ezvak olan medar-ı ezvak
zevklere sebep olan gençlik gidiyor. Menşe-i ahsan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Menşe-i ahsan, hüzünlerin sebebi. İhtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri, görünüşte karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Yani bir mahluktur. Öyle varsayım falan değil. Biraz anlatacağım size böyle. Hem başımdan geçen halleri, yaşadığım olayları, rüyada birkaç defa öldüm. Böyle ve tespitlerimde inşallah zaman olursa anlatacağım. Ölüm ne kadar değişik bir şey. Yöntem yani, sistem. Biz zahire bakıyoruz. Oh, yıkandı, kefene sarıldı, toprağa attık falan, çaktık ve şey, onu falan. Yani iman öyle demiyor. İman onun üstünü kaldırıyor. İman varsa her şey var. İman yoksa hiçbir şey yok. İman varsa her şey var. Para varsa değil ha. İman varsa her şey var. İman yoksa şansın yok. İman varsa Allah aşkına hiç korkma. Ölümden değil, imansızlıktan kork. Ölmekten değil, günahtan kork. Ölümün acısını günahlar bize hissettiriyor. Sevaplar ölümü sevdiriyor. Ve manalandırıyor dünyayı. Sonsuz ben böyle yaşamak istemem. Bak, gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri, karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan dünya pek suratle zevale koşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam içtimaiyinin ezvakına baktım, hiçbir faydası olmadı. Hiçbir faydası yok. Ne para, ne pul. İtimat ediyorsunuz, söyleyeyim. Daha öteki odada ceset. Ben duydum, affedersiniz, abdestliydim tuvalette. Öteki odada ceset, morgda. Ertesi, yani yarın öğlen gömülecek. Mal paylaşıldığını, mal konuşulduğunu, iki erkek, bir abla öteki odada münakaş ettiklerini tuvaletten duydum. Anlıyor musun? Adam da orada yatıyor. Niçin dedim? Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam içtimaiyinin ezvakına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Hey paşam, ağam falan var ya, alkışlar. Hepsi orada. Veled dalin amin. El freni çek, takos koy. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Bir daha. Ezeli ve ebedi. Hayat başladı. İşte arkadaşlar, şu hayatımız var ya, dünya hayatı. Geldi, gitti, yandım, yanmadım, aldım, almadım. Bunların tümü salattır ve çekirdek. Çekirdeği oluşturuyoruz. Başka yerde ağaç olacağız. Hayatı muvaffak olalım, hakim olalım diye namaz koymuş 5 tane. 5 tane namazın bütünlüğü ve hayat doğdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan hayata başladın. Esselatu ve selamu aleyk. Sela ile bitirdiğin hayatın adı salattır. Hayatın içerisindekiler de namazdır. Bu nedir? Niçin söyledim? Bu çekirdektir. Ezeli ve ebedi, bir daha dönüşü olmayan bir kavşaktayız. Ne mutlu doğru kullanana. Fazla bir şey istenmiyor. Havada uçmak istenmiyor senden. Su üzerinde namaz kılman istemiyor. Korkma.
senden doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapman isteniyor. Namazın malum, orucun malum. Kötü yapmak istemiyorsan ona götürücü internet, televizyon, cep telefonlarından, ona götürücü yerlerden, tuzaklardan, zevk tuzaklarından uzak dur. Korkma. Bize ölümü kemiğimize kadar hissettiren işlediğimiz günahlardır. Ölümü sevdiren imanın nuraniyetidir. Ve şöhretperestlerin bir gayi hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakil bir riya, soğuk bir hotfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez ve onlarda hiçbir nur yok. Bugün de mesela birisi vardı, benim yakın arkadaştan biliyor. Yani bunun arkadaşı, o kendisi değil de. Anladınız değil mi ne yapmaya çalıştım? Ot. Okulun orada sigaranın yarısını boşalttılar. Nasıl oldu? Tespit edilmiş. Aynen. Sigaranın yarısını boşaltmışlar tütünü. Oraya otu koydular. Sonra tütünü koydular. Verdiler. Çaktırmadan falan. Bitti. Dünyası da söndü. Ahireti de. Ola içme. İçeceksen kimseden sigara alma. Alacaksan okulun veya oralardan alma. Uzak yerden al. Mesela niçin dedim? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Hayat zor değil. İnanın çok kolay. Hayatı zorlaştıran çevremiz. İyi insan olmak istiyorsan, mutlu insan olmak istiyorsan ne olur? Mutlu insanlarla beraber ol. Başka bir şey yok. Bu kadar kolay. İlk adım atacaksın. Biraz fedakarlık yapacaksın. Şu, doğru arkadaş seç, tamam. Başka bir şey yok. Saldım çayıra, Mevlam kayra diye hayatını geçirmemek için. Doğru insanlarla ol, tamam. Mesela benimle dolaşan misal. Veya bu birbirinizle dolaşan. Nasıl kötü yapacaksın ki? Ben utanırım ya sizin yanınızda nasıl günah yapayım ya? Siz de benim yanımda olmaz. Ama bitti işte. Onun için dişinizi sıkın. Yakında öleceksiniz zaten. Az kaldı. Geliyor geliyor, kabir geliyor. Dişiniz inan sıkın, az kaldı. Zina mı istersin, oraya bırak. İçki mi istersin, oraya bırak. Kumar mı istersin, oraya bırak. Ne istiyorsan orada. Abi orada o yok ya, her şey serbest lan. Nihayetsiz o da. İlk zevki anlatayım mı size? Zevk, cennetin ilk zevkini. Biliyorsunuz zevk, cennette bir an bir ana, bir an bir ana hiç alakası olmayacak, sonsuzdur. Bir anı bir ana benzemeyecek kadar sonsuz mesafe varmış. Yani şöyle, şu elim canlı ve rengi var. Gölgesini düşünün, fark. Bununla bunun, bu cansızdır. Ve rengi yoktur. Arasındaki fark sonsuz. Şimdi bu birinci gölgenin, o da onun gölgesini düşünün. Bununla bunun arasındaki fark gibi, bunun da bunun arasındaki fark, bunun da bunun arasındaki. Ne olur 70? Tamam. 70 defa gel, bu 70 defa gölgenin gölgesini ama burayı anlaman lazım ki gölge ne demektir? Bak bu canlı, renkli. Gölge cansız ve renksiz. Fark, can, cansız, sonsuz. Bu birinci. Bir de bununla bunun arasında bunun gölgesi ne kadardır? Bununla bunun arasındaki kadardır. 70 defa katla in aşağıya dünya. Cinselliği düşün, baklavayı düşün. Bu 70 defa böyle 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 geçmiş. Şimdi cennetin ilk lezzetini anlatacağım size. Dünya hayatınızda doğdunuz. Allah hayırlı ömür versin hepinize ve sevdiklerinize de. Doğdunuz, öldünüz. Lezzet, zevk, bast, huzur, neşe, saadet, kahkaha, pozitif adına ne varsa koy tencereye. Karıştır, karıştır, karıştır. Bir bütün yap. Onun içerisine güzel sözler, hoşuna giden sesler, güzel gelen kokular, güzel gelen tatlar, bedensel cinsellikler, affedersiniz kusura bakmayın.
manzaralar. Yani hepsini bir bütün yapın, bir paket. Tamam? Cennette ilk makam, ilk lezzet çektiğiniz bu olacak. İlk alacağın şeyi. Şimdi hayatınızda bu yüklense şu anda, bu motor yanar, ceset yanar. Değil mi? Şimdi ilk bu. İkinci bir an sonraki lezzet bununla hiç alakası yok. Fark bununla bunun arası gibi. Ve cenneti ila nihayet böyle gidecek. Sonsuz. Onun için ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer oturtmuş. Bir tanesi diyor ki, abi öteki taraf nasıl olacak? Ulan bizimle alakası yok, onu sorma. Bunun da tersi o. Bunun tersidir. Abi hani üstad diyor ya, işte dünyanın bin sene mesudan hayatı, bir saat cennet adına mukabil geldi. O cennetteki ilk gittiğimiz... İlk an. Ha. Bin sene dünya senin olsa ustadım bak dedi. Küre senin. Ve bin sene. Ben 60 sene de demedim. Bin sene. Küre senin. Yani kürenin için şimdi insanlar köle, her istediğini yapıyorsun. Her şey senin. Ve mesudane hayat dediğine hastalık yok, kanser yok. İhtiyarlık yok, dert yok. Bin sene dünya senin ve cennetin bir saatine denk gelmiyor. İlk an bir saat. İlk bir saat diyor, komplesinden değil. Ulan kaçırılır mı böyle bir yer ya? Ne var ya? Hafifte ağzını, dişini sıkacaksın. Tamam buna falan sanki yedim diyeceksin. Bırakacaksın ya. Biraz tehir etmeyi, ertelemeyi bileceğiz yani. Devam. Şimdi ölüme geleceğiz çünkü çok sevkli bir yer. Oraya geçmem lazım. Ölüm çok iyi. Oraya girmemiz lazım. Sersemlik suretinde gördüm, anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu işler. Bak sizi aldatmış ya. O lotodur, totodur, bilmem nedir. Arkadaşlar, televizyondur, internet. Şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez. Ve onlarda hiçbir nur yok. Nereden biliyoruz? Geçmişi hatırladıkça elem duymuyor muyuz? Şu anda duyuyoruz değil mi? İnşallah onun cezası olur. Vicdan azabı inşallah cezadır. Ya Rabbi, geçmişimden her şey ki sen razı olmayacağın şeyler var. Diyeceğiz bak ya Rabbi, içinizden de ya Rabbi. Razı olmadığın geçmişimden tövbe ediyorum. Muhammed'in imanının hürmetine tövbemi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha. Ya Rabbi. Ne ki sen razı değilsin geçmişimden, ondan tövbe ediyoruz. Bu tövbemizi Muhammed'in hürmetine değil, Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri, hakikati, mahiyeti, hürmetine affeyle ya Rabbi. Bana bu tövbeyi nasip ettiğin için affetmeyi murat etmiştin. Eğer beni affetmek istemeseydin, tövbeyi bana nasip etmezdin. Bu hadis-i şerifin sırrını bana tahakkuk ettir ya Rabbi. Eğer ben bu kulu affetmek istemesem, ona af ve tövbeyi nasip etmem. Hatırına getirmez. Hazreti Ali naklediyor, diyor ki Allah bir kulun affedeceği zaman ona tövbeyi nasip eder. Tövbe yapan aftan mahrum olmaz. Allah'lığın hatırına bizi affetsin, ehli imanı affetsin, Müslümanları affetsin, imanı olanları affetsin, ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürsün. Amin ya Rabbi. Elhamdülillah. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Beyazıt Camii'ndeki hafızları dinlemeye başladım. Esas geliyorum. O vakit o semavi dersten bak ne ayeti koymuş. Şuraya bakın. Konu ne işleniyor, ne koymuş. Şuraya bak. Şuraya bak Bediüzzaman'a bak. Ve beşiril lezine amenu. Ne dedi? Ve beşiril lezine amenu. Ne yapar? Ne yap? Müjdele değil mi? Ne alakası var değil mi? Ölüm işleniyor. Arkadaşlar dikkat edin Salih Nur'un içerisine. Ölüm işlerken ve beşirile zinamen. O iman eden var ya, o iman edenlere. He, onlara müjdele. Müjde
hak olan bir şey vermek değildir. Patron sana, müjde lan sana maaşını veriyorum. Herhalde canım ne müjdesi, hakkım benim. Ama şöyle diyebilir, senin maaşının dışında avans veriyorum 3 tane müjde. Ha lan tamam, böyle bir şey olmaz da avans yani, tamam mı? Bu müjdedir. Ha, Allah da ve beşiri lezine amenu. İman edenlere müjdele, hakkımız olmayan bir şeyin vücudunu gösteriyor. Müjde, hakkın karşılığı değil. Ya koymuş işte böyle, cesaret veriyor böyle, Allah rahmetin kucağına atlaması böyle insana. İlahir nevinden, kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Niye? İyi bak, Kur'an'dan aldığım feyz ile, hep derim psikolojide, buralardan çıkarıyorum bak. Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil, hariçten mutluluk aramak, mutluluk yok dışarıda. Huzur yok dışarıda. Teselli yok dışarıda. Ne? Bak, Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil, belki yani mutluluk burada. Huzur burada. Burayı uyandıracaksın. Belki dehşet ve vahşet ve müsait aldığım noktalar içinde teselli, ricayı, nuru aradım. Aynı yerde. En büyük hayat, en büyük hayat ölümün içindedir. Mevt hayatın içindedir. Hayat meftin içindedir. Bak, bir de okuyayım. Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil, belki dehşet ve vahşet ve müsait aldığım noktalar içinde teselliyi, ricayı, nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki aynı dert içinde dermanı buldum. Aynı zulmet içinde nuru buldum, aynı dehşet içinde teselliyi buldum. Başka bir şey yerde değil. En büyük hayat mevtin içinde. Onu anlatacak şimdi. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevhüm edilen ölümün yüzüne baktım. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevhüm edilen, vehmedilen, vehim, varı yok yoku var edilen bir latife. Herkesi korkutan ve vehmedilen ölümün yüzüne baktım, nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi, gerçi karanlık, peçe. Peçeyi kim örtünür? Kadınlar örtünür, güzel oldukları için. Çirkin bir şey örtülmez. İnşaat demirini kapatmazlar, çakılar dışarıdadır, demirler de öyle. Ama altını, gömmesi var, gömme, betonu var. Ondan sonra içeride alan var, bir dükkanın kapı bacası var, bir de kepenk var, bir de alarm var, karakola eve. Niye? Çünkü içindeki cevher için. Yani güzel örtülür. Eğer örtülmese herkese mal olur. Güzel denmez. Dikkat edin, ölümün peçesi kefendir. Ölüm peçesi, ölümün peçesi gerçi karanlıklı, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kati bir surette ispat etmişiz ki 8. sözde mesela 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm, evet bu cümleyi okuyorum, idam değil. Ölüm firak değil. Firak ayrılık. Ya bundan mı ayrılacağım, bundan mı ayrılacağım? Hayır. Ölüm idam değil, firak değil, belki hayat ebediyenin mukaddemesidir. Mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir tehristir, bir tebdili mekandır. Berzah alemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Ne oldu? Ya
Ne kadar güzel bir şeymiş. Bir de okuyayım. Ölüm idam değil, firak değil, belki hayat ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir tehristir, bir tebdili mekandır. Berza alemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır ve hakeza bunlar gibi hakikatlar ile ölümün hakiki güzel simasını gördü. Korkarak değil, belki bir cihette müştakane meftin yüzüne baktım. Ehli tarikatça rabıtayı meftin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevali ile ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müştak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Şimdi ölümle alakalı ben burada bir şey okuyacağım, bir cümle. Şu anda hatırladım, keseceğim. Allah Allah. Ve ilehil masir. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dünya, bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimelerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bekada huzur-u kibriye müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabbur Rahimlerine, makar-ı saltanat ebedisine perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu doğrudan doğruya bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki, ve ondan sonra bitiriyorum. Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın 1000 sene mesudanı hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Muptela ve meftun ve muştak olduğunuz mecazi mahbuplarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsn ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn-ü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lema-i muhabbeti olan bir mabudu lem yezelin, bir mahbubu la ezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemi nura giriyorsunuz. Sahip ve maliki hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan Ezeli'nin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesine teneffüs edeceksiniz. Fıraka değil, visala müteveccihsiniz. Allah bu hakikatiyle haklanmayı hepimize nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse,
bu derslerden nasip yar eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselama şefaatini nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustada talebe olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ağlayan alemi İslam'ı İttihad İslam'la güldürmeyi Amin. Hepimize nasip-i müyesser eylesin. Amin. Vahir davahümen ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.